Merhaba arkadaşlar. İlaki görmüşsünüzdür biri köpeğini gezdirmeye çıkartmıştır ve köpek gelir başka yer yokmuş gibi çişini yangın musluğuna yapar. Burada bir yangın musluğu çizmeye çalıştım ancak umarım olmuştur. Neyse köpek gelip yangın musluğunun üzerine çişini yapıyor. Tabii bu gördüğünüz idrar her yere saçılıyor. Peki köpek bu çişini niye yangın musluğuna yapıyor? Köpeklerin bunu bölgelerini işaretlemek için yaptıklarını duymuşsunuzdur muhtemelen. Peki nasıl oluyor da bölgelerini bu şekilde işaretleyebiliyorlar? Arkadaşlar idrarla birlikte atılan belli moleküller vardır. Bu moleküller diğer hayvanlar tarafından koklanabiliyor. Yani burun yoluyla hissedilebiliyor. Bu moleküllere feromon deniyor. Evet, feromon. Feromonları özelleşmiş koku ipuçları olarak düşünebiliriz yani. Geçen videoda nasıl koku aldığımızı görmüştük hep birlikte. Feromonların kokusunu alabiliyoruz. Yani hayvanlar feromonların kokusunu alabiliyorlar. Ve feromonlar kokusunu alan hayvanda bir tür tepkiye yol açıyor. Yani feromonları kimyasal sinyaller gibi düşünebilirsiniz. Evet, onları birer kimyasal sinyal gibi düşünelim. Bu sinyal türün bir üyesinden mesela bir köpekten yayılıyor ve türün başka bir üyesi tarafından algılanıyor ve onda doğal bir tepki tetikliyor. Evet, tepki. Feromonların hayvanlar için önemi çok büyük, özellikle de cinsel açıdan. Mesela, çiftleşmede önemli rol oynuyor feromonlar. Ayrıca savaş ve kimyasal iletişimde de kullanılıyor. Arı, köpek, kedi gibi birçok hayvan bölgelerini işaretlemek için feromonları kullanıyor. Böylece türlerinin diğer üyeleriyle bir çeşit iletişim kuruyorlar. İşte bu özetle feromon. Şimdi biraz da işin anatomisine bakalım isterseniz. Tabi feromonların hayvanlar üzerindeki etkilerini de inceleyeceğiz. Geçen videoda koku alma sistemini işlemiştik. Koku epitelinden bahsetmiştik sizlere. Şimdi dilerseniz oradan devam edelim ve diyelim ki bu bir farenin kafatası olsun. Evet, bu fare kafatası olsun. Bunlar dişleri, burası da burnu. Yani bu bir kafatası ve burun burası oluyor. Evet. Burası böyle bombeli bir şekilde. Sonuçta bu bir burun. Hava buradan giriyor. Evet, ne yapıyor? Nazal yoldan ilerliyor. Evet, nazal yolun bu bölümüne koku epiteli adı veriliyor. Evet, buraya ne diyormuşuz? Koku epiteli. Bu koku epiteli çeşitli moleküllere duyarlıdır. Koku epitelinin bir de özelleşmiş bir kısmı var. Fareler tam buraya denk geliyor. Evet, buna aksesuar koku epiteli adı veriliyor. Evet. Aksesuar koku epiteli. Aksesuar koku epiteli, aksesuar koku soğancığına bağlıdır. Burası da aksesuar koku soğancı. Evet, yani koku epiteli bilgiyi ya da durun arkadaşlar, şurayı başka bir renkle çizeyim. Evet, koku epiteli bilgiyi koku soğancığına, aksesuar koku epiteli ise aksesuar koku soğancığına gönderiyor. Şimdi, aksesuar koku epitelindeki feromona duyarlı özel hücrelere bir bakalım. Bu aksesuar koku epitelinin yakından görünüşüdür. Arkadaşlar, aksesuar koku epitelinin içinde vomeronazal organ veya sapan kemiği organı adı verilen bir yapı bulunuyor. Bu bölge bu yapının bir parçası. Şimdi bakıyoruz, onun altında bir bölge daha var. Yukarıdaki bu kısmın nazal yol olduğunu varsayıyoruz. Evet, burası nazal yol. Buradaysa çeşitli duyu hücrelerinin aksonları bulunuyor. Bu hücreler aksesuar koku soğancı üzerinden beyine uzanıyor. Bu vomeronazal organın içinde, bunu da yazayım, vomeronazal organ, evet vomeronazal organ. Bunun içinde farklı tür hücreleri bulunuyor. Bazı hücreler buralarda yer alıyor ve bu bölgenin tepesine kadar uzanıyor. Aşağıdaki bu bölgenin en altında bulundukları için bunlara bazal hücre deniyor. Evet, bazı hücreler ise buralarda yer alıp kısa uzantılar gönderiyor. Bunlara da apikal hücre adı veriliyor. Evet, işte bunlar arkadaşlar apikal hücrelerdir. Bunlar da bazal hücreler. Bu hücrelerde normal koku duyu hücrelerinde olduğu gibi küçük reseptörler bulunuyor. Bunlar uzantılarının en ucunda yer alıyor. Bu reseptörler farklı moleküllere yani feromonlara karşı duyarlıdır. Diyelim ki yangın musluğuna çişini yapan köpeğin idrarında üçgen biçimli böyle bir molekül var. Bu üçgen geliyor ve bu bazal hücrenin reseptörünü uyarıyor. Peki Hücre uyarıldığında ne oluyor? Sinyal, aksesuar koku epitelinden çıkarak aksesuar koku soğancığına iletiliyor. Evet, aksesuar koku soğancı. Sonra bir glomerusla sinapsis yapıyor. Oradan bir mitral veya sorguçla hücre aracılığıyla beyne ulaşıyor. Aksesuar koku epitelinde bu vomeronazal organdan çok sayıda bulunuyor. Ben sadece bir tanesini çizdim sizlere. Evet bakıyoruz burada da yine belli moleküllere duyarlı özelleşmiş hücreler söz konusu. Bu hücrelerin aksonları da aksesuar koku soğancığına kadar uzanıyor ve oradan çıkan her akson ayrı bir bölgeye yani ayrı bir glomerulusa ulaşıyor. Yani hücreler aksesuar koku soğancındaki bir glomerulusa varıyor. Orada bir mitral veya sorguçlu hücreyle sinapsis yapıyor. Bu mitral veya sorguçlu hücrelerin aksonu da beynin amigdala adı verilen bölümüne uzanıyor. Evet. Amigdala. Amigdalanın birçok işlevi vardır arkadaşlar. Özellikle duygu, saldırganlık, çiftleşme gibi konularda önemli rol oynuyor. Yani Farklı feromonlara duyarlı farklı hücreler sayesinde amigdala hayvanın davranışlarını çevredeki hücre dışı ipuçlarına bağlı olarak yönetebiliyor. Yani feromon türüne göre bir hücreye bağlanıyor ve o hücrenin ateşlenmesine yol açıyor. Bu sinyal en nihayetinde amigdala'ya ulaşıyor ve hayvanda davranışsal bir tepki yaratıyor. Yani sinyal transdüksiyonu dediğimiz şey burada gerçekleşmiş oluyor. Burası da molekülün reseptöre bağlandığı yer. Bu belli bir duyu nöronundan bir sinyal transdüksiyonuna yol açıyor. Bu sinyal transdüksiyonu normal koku almadı olduğuyla tamamen aynı şekilde gerçekleşiyor. Reseptör burada da G proteinine bağlı bir reseptör. Bu reseptör uyarıldığında hücre depolarize oluyor ve bir aksiyon potansiyeli ateşliyor. İlginçtir, biz insanlar feromonlara çok az ihtiyaç duyacak şekilde evrimleşmişiz. Ve moronozal organ bizde de var fakat bir aksesuar koku soğancığına sahip değiliz. Bir sonraki videoda arkadaşlar tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.